Ahmet amca, sokakta tanıyorlar mı sizi? Çok, 60 yıldır ben Bakırköy'deyim. Hayır mesela ama şimdi birazcık daha farklı, ya sizi televizyonda gördük. Neler olmadı neler. Yolda Ahmet amca sarılıyor, kimisi hocam, kimisi bilmem ne. Yani kendi kendime hem gurur duyuyorum hem üzülüyorum. Bence gurur duyun kendinizle. Evet. Bazen yaşamın içerisinde böyle görünmez olursunuz. Hani fark edilmezsiniz ama öyle bir an olur ki insanlar o kaybettiği değerleri de anlamaya başlar. Ahmet amca Allah yani sağlık sıhhat versin ona, 88 yaşında 4,5 yıldır da yalnız yaşamını sürdürüyor. Bazen belirli yaşlardan sonra hastalıklar yaşarız. O hastalıkların tedavisini sonrasında huylarımız değişebilir. O hastalıklarla beraber huylarımız ve davranışlarımız değişmeye başlar. Bu da şu demek olmamalı. O huylar ve davranışlar değiştiği zaman biz büyüklerimiz ve atalarımızı terk edeceğiz anlamı asla taşımamalı. Şimdi telefon attığında artık Kızılay'ı Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ahmet İşgüzar var. Ahmet Bey selamlar. Aleykümselam Esra Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir kere daha Türk Kızılay'ı yine duyarsız kalmadığı ve yanımızda olduğu için herkes adına binlerce teşekkür ediyorum size. Çok, çok sağ olun. Esra Hanım sizler de çok teşekkür ediyorum. Halkımız hep bizimle beraber, sizler bizimle berabersiniz. ATV'miz bizimle beraber, biz sizleri hiçbir zaman unutmayız. Ve halkımızı da unutmayız. Halkımız var ki Türk Kızılay'ımız var diyoruz. Türk Kızılay'ı bizim Kızılay'ımız zaten. Evet. Şimdi Türk Kızılay'ı Ahmet amca için devrede. Evet. Ahmet amcanın hikayesini ve öyküsünü biliyorsunuz zaten. O ilk günden evet. beri ben, her türlü desteği vereceğini söylemiştiniz. Bundan sonrası evet. için sizi dinliyoruz. Şimdi ben de zaten Sakaryalıyım. Ben Ahmet amcayı Sakarya'dan tanıyorum. Oo. Aslen Sakaryalıyım. Ben Ahmet amcayı Sakarya'dan tanıyorum. Benim mezun olduğum ilkokula çok yakın olan Eser İlkokulu'ndan öğretmendi kendisi. Ben Mehmet Nuri İlkokulu'nda okuyordum. O Eser Okulu'ndaydı. Evet. Televizyonda da görünce çok üzüldüm. Gerçekten toplumumuzun hiç istenmeyen yönleri bunlar. Hiç olmamasını gönlümüz arzu ediyor. Ama maalesef toplumun içindeyiz. Oluyor. Bize gelen, elimizden gelen bu eksikliklerimizi hızla gidermemiz ve bu insanları mutlu yaşatmamız. Biz Türk Kızılay olarak yayına gördüğümüz zaman Sayın Genel Başkanım'la istişare ettim ve derhal bana Ahmet Bey ara, ben yurt dışında olacağım, sen ne gerekiyorsa yap dedi. Sağ olsun. Sağ Doktor olsun. Kerem Kınık Kızılay Genel Başkanımız. Sağ olsunlar. Şimdi biz nasip olursa Ahmet Bey'in adresini alıp da evinde önce uzman ekiplerimiz tarafından kendisine bakılacak, her türlü ihtiyacı karşılanacak. Hı hı. Ondan sonra isterse Ahmet Bey amcamız bizim Türkiye'nin 3 tane güzel yerinde huzur evimiz var. Ondan sonra isterse o huzur evlerimizden bir tanesini kendisi ömrü oldukça misafir edeceğiz. Bütün tedavisi falan bütün uzman arkadaşlarımız halledecekler. Kendisi bizim misafirimiz ve büyüğümüz olarak kalacak inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ahmet amcacığım duydun mu? Duydum hepsini. Türk Kızılay'ı evine gelecek. İlk önce orada bir kontrol sağlanacak ama sonrasında eğer isterse diyor. Türk Kızılay'ının 3 bölgede çok da iyi şartlarda olan huzurevi var. Dilerse oraya da yerleştirebiliriz. Bu tamamen senin tercihine kalmış olan bir şey. Sağ evet konuşmak tabii tabii. 3 yerde dediğim isimlerini de vereyim isterseniz. Bir tanesi Kartal'da. Evet. Bir tanesi Edremit'te. Bir tanesi de Düzce Akçakoca'da. Akçakoca'da var. Mesela... Edremit'te var. Kartal'da evet. var. Evet evet. Hangisini güzel isterse. Orada doktorlarımız var. Hemşirelerimiz var. Her türlü insanlarımıza yardımcı olan hem hizmet ekibi hem de sağlık ekiplerimiz var Esra Hanım. Peki çok teşekkür ederim. Şimdi Ahmet amcanın şöyle bir takıntısı var. Bakırköy'den ayrılamamak gibi. Tamam. Biz evinde o zaman önce kendisini bir ekiplerimiz baksınlar, tamam. etsinler, ihtiyacını gidersinler.
Gerekirse hastanelere götürüp tedavisiyle ilgilensinler. Yemeğini içmeyle ilgili biz kendisine destek olacağız. Ya şahanesiniz. Bir kere daha tüm Türkiye'nin huzurunda Türk Kızılay'ına Genel Başkanımız Doktor Sayın Kerem Kınık Beyefendi sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve Türk halkına da seslenmek istiyorum. Kızılay bizim Kızılay'ımız. Bizim de Kızılay'a destek oluyor olmamız lazım. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.